başlıyoruz. Allah'ın izniyle gene sizlerle kavuştuk. Hepinize kocaman kalp 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 kalp. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Evet, çünkü evet. Beğen tuşuna bastığınızda daha çok insana ulaşıyoruz. Keşfete düşüyoruz. Daha çok insan bizi görüyor, bize ulaşıyor. Biz de onlara böyle biraz böyle parmağımızı dokundurmuş oluyoruz. Çünkü o kadar güzel mesajlar alıyoruz ki Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Bildirim zillerini açın. Bildirim zillerini mutlaka açın arkadaşlarım. Çünkü böyle bildirim zilini açtığınızda bizden size her video attığımızda hemen zım diye mesaj geliyor. Aramak zorunda kalmazsınız. Ha. O yüzden diyorum bildirim zillerini açın diye. Çünkü çoğu insan mesela diyeyim ben böyle gezi çekeceğim artık. Böyle geziye gideceğiz. Hafta sonları. Yeğenimle biliyorsunuz hafta sonları geziye falan gideceğiz işte böyle bir yerleri denizini bir yerlerini tanıtacağız. O videolarımız mesela az izleniyor çünkü bildirim zillerini açmıyorsunuz. O yüzden size az geliyor o videolarımız. O yüzden canlarım hepinizi çok seviyoruz ve sizi annemi bırakıyor. Evet dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şimdi birer yudum su içelim. Evet, yerlerimizi alalım dostlarım. Evet. Biz bugün birazcık yorulduk. Evet. Aylık marketimize çıktık. Evet. Şimdi Fatma'ya bir saat önce aldık. Oradan 3.30'ya geçtik. Evet. Bayağı güzel şeyler aldık. Annemi bugün yürüttüm arkadaşlar. Anne dedim geldim. Hem açılsın dedim hem alışveriş insana iyi gelir dedim. 3.30'ya 50 metre. Ha. Market 10 metre. Hemen aşağımız. Yani çok şükür iyi bir yerde duruyoruz. İyi çok hoş. Şunadayız çok şükür. İyi yani evet. Şey değiliz. Rahatız. Şükür. Sizler de yerlerinizi aldıysanız başlayalım. Hemen başlayalım. Şöyle yapıyorum artık. Değişik değişik şekiller üretiyorum. Eğer yeni açanlarınız varsa aranızda bu kız manyak mı niye böyle yapıyor demeyin. Benim kendi halim bu arkadaşlarım. Yapacak bir şey yok. Dişeliyim ne yapayım. Sen göstereme ben de gözümü takayım. Dışta gözyaşı var. Senin için gözyaşımız var dostlarım. Canlarım. Neler görüyorum yarabbim. Bugün çok şükür çok çok iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir dostlarım. Evet. Evet canlarım benim güllerim benim. Bir elinizde ayna diyeceğim bir elinizde tarak diyeceğim. Bir elimde ayna bir elimde cambaz. Bak işte burada. Umarım da mı bu dünya diye bir şarkı. Artık vardı. Öyle bir zamana geçiyoruz şu anda. Evet. En iyisi arkadaşlarım. Evet dostlarım bakın evinize misafiriniz geliyor. Misafir de değil de bu bir akraba diyebileceğim birisi. Yalnız her söylediği lafı her dediği şeye inanmayın tamam mı? Birazcık yalan abartılı bir kişi bu abartılı yalan da diyeyim de değil de. O da olabilir ama abartılı her şeyi abartan bir kişi. Tamam mı? Uzun boylu, iri yarı, geniş omuzlu bir erkek diyeceğim. Bunun yanında bir de kadın uzun saçlı bir kadın var iki kişi bunlar. Tamam mı dostlarım? Bak. Öyle güzel bir haberiniz geliyor ki inanın bana bir top kadar patlayacak ve her yeri nasıl diyeyim bütün akrabalarınızın içinden sizi bulması bu haberin çok da güzel bir şey. Herkes gıptayla bakacak size. Herkes hayranlıkla bakacak size. Yani bu haber bize niye gelmedi ya da İnşallah ki şöyle bir şeyler mi oynuyoruz bir isim vermeyeyim de şans oyunları mı oynuyorsunuz diyeyim böyle bir şey öyle güzel bir haber geliyor ki böyle bu parayla ilgili dostlarım ve öyle güzel patlayacak ki bence kimseye bana para da çıktı demeyin aman bana değilim. Bu da geldi demeyin usulca bu ortadan kaybolun. Ya da eski yaşantınızda sürdürüyormuş gibi yapın tamam mı dostlarım? Öyle yapın sürdürün yani dostlarım. Hane içine yakın bir balık. Balık iyidir. Balık çok güzeldir. Bak. Balık nasiptir değil mi hani? Paradır. Money. Nasip hem paradır. Ev alıcı kişilerimiz dostlarım. İnanın bana bu önümüzdeki yıl ev almayı düşünen kişilerimiz çok yakın zamanda az kalmış paranızı tamamlamak. Ama kredi mi çekeceksiniz yoksa bir yerden para mı bekliyorsunuz ki geliyor bu para size ve bu evi alıyorsunuz. Allah'ım bir şey söyleyeyim mi sizlere? Allah'ım herkese başını sokacak iki oda bir salon yer versin. Ev versin.
Evet. Memnun olacak, mutlu olacağı bir güzel bir sığınak diyeyim. Ev versin hayırlısına dostlarım. Herkes için temennim bu. Dostum, düşmanım varsa da. Gerçi benim düşmanımdan fazla şeyim yok. Hep akrabalarım benim hepsi düşmandır. Dostumla Allah razı olsun 7 kat el oluyor yani. Evet dostlarım, bakın. Elinize küçük küçük paralar geliyor. Böyle az az 1000 olabilir, 500 olabilir. Ama geldiği gibi gidiyor. Buraya giriyor, buradan gidiyor. Ya ben bu parayı nereye harcadım? Nereye koydum? Diyebilirsiniz. Aldığınızı besmeleyle alın. Verdiğinizi sol elinizle verin. Tamam mı dostlarım? Elinizin içindeki bereketi vermeyin başkasına. Sağ elinizle alın, bundan alın, bununla verin dostlarım. Tamam mı? Çünkü sol elinizle verirseniz ev bereket sizin evinizde kalıyor ve besmeleyle alışveriş yaparsanız çok daha bereketli olur dostlarım. 2 dakika yürüdüm ya gari. Evet. Resmiyetli yerlerden haber bekleyenler gerçekten çok sevinecekler. İnan bana, resmiyetli yere bir dilekçemi verdiniz. Bir hani nasıl diyeyim, iş başlangıcı mı yapıyorsunuz? Öyle bir durumlarınız var. Çok şahane, aile içiniz böyle sevinç geliyor sizin. Ailenizin içinde sevinç geliyor. Çok da güzel kağıtlarınız geliyor dostlarım. Bekledikleriniz geliyor. Bekledikleriniz, umduklarınız sizi buluyor. Ama ki bunun için en az diyeceğim 2 ayınız var dostlarım. 2 ayınız var dostlarım. Bakın. Sabırlı olursak, beklemede güzel olursa, dualarımız düzgün olursa ki düzgün yapıyorsunuz çok şükür. Allah'ım hepinizi mükafat geliyor. Mükafat diyeceğim. Böyle diyeceğim şöyle. Önümüzdeki yıl. Hep önümüzdeki yıl diyoruz. Ama gerçekten 8. ve 9. aylara kadar bolluk içinde yaşayacağız. Bolluk, bereket olacak. Amin ya Rabbim. Allah'ım ondan öncesini sağlık versin inşallah. Amin. Ondan önce sağlıkla bolluk, bereket olsun dostlarım, tamam mı? Sağlık en büyük zenginlik, her zaman söylüyorum dostlarım. Size yeminle söyleyeyim, o kadar güzel bir şey söyleyeceğim, göstereceğim ki bakın. Ortasındakini görüyor musun ağacı? Onu ben sana soracaktım biliyor musun anne? Dilek ağacı, herkesin dileği gerçek oluyor. Bak bunu gösterebilirsin böyle. Evet. İnan bana şöyle, o kadar güzel ki. Şöyle. Herkesin dileği, tam ortada, duası kabul görünüyor. İnan, şimdi daha güzel görünüyor. Evet. Çok şahane göründü. İçinizde şüpheleriniz var dostlarım. Bu şüpheleri ne olur atın. 2 tane şüpheniz var içinizde. Bu şüpheleri atarsanız daha rahat olacaksınız. Daha rahat uyuyacaksınız. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Gördüğünüz rüyaları aklınızda tutmaya çalışın. Gerçi benimki 2-3 gündür gidiyor kafadan ama unutuyorum. Vallahi gözüm açtığım anda unutuyorum. Neden bilmiyorum. Ondan önce hatırlıyordum hepsini. Neyse ben bunu araştırdım. Hani insanlar niye rüyaları unutur diye. Şeymiş arkadaşlar, böyle hatırlanmaması gereken rüyalar bazen unutturuluyormuş. Diye duydum. Bilinçaltına mı işliyor dersin o öyle? Tabii. Olabilir. Dostlarım, beyaz bulutlarınız geliyor üstünüze. Gerçekten beyaz bulutlarınız da çok şahane. Huzurlu, mutlu zamanlarınız geliyor. İnşallah evlatlarınızla, eşinizle, dostlarınızla, sevdiğiniz kişilerle bu bolluklu, bereketli, huzurlu günleri yaşarsınız derim dostlarım. Amin. Bu beyaz bulutlar üstünüzden. Yalnız bir inşaata başlayacak olan kişilerimiz var. Ev mi yapılıyor yoksa bir evine eklenti mi yapacaklar, böyle kişilerimiz var. Biraz dikkatli olsunlar. Bir göçük var, göçük. Göçüğün altına gelmeyin olur mu? Göçük olacak yerlere yaklaşmayın, tamam mı dostlarım? Gerçekten dileklerimiz şahane. Öyle ki dostlarımızla dostlarımızla, çocuklarımızla Badem'le Ceviz dövüşüyor, Fatma onları götürdü. İkisi birbirini boğuşuyorlar böyle. Onları koyup gelsin. Ben de batıp işi bitirmeye çalışayım dostlarım. Evet dostlarım, gerçekten bakın. Bu arada öyle güzel zamanlarınız var ki, ne diyeyim, sanki yalnız kaldığınız zaman çok huzurluymuş gibi görünüyorsunuz. Ama içinizde şöyle bir tarafında bir boşluk var. Neden? Ben boşluğum. Yalnız kalınca bir korku düşüyor içinize.
yalnız kalınca. Bu korkuları atalım, tamam mı dostlarım? Ve yalnız kalmamaya çalışalım. O da nasıl olur? Herkese iyi davranırız. Güler yüzlü olursak herkes de bizim yanımızda olur. Tabii. Tatlı dil dünyanın deliğinden çıkarır diye bir atasözümüz var dostlarım. Tamam mı? Yalnız kalmamaya çalışalım. Yalnızlık Allah'a mahsus bir şeydir tatlılarım. Evet. Çok doğru söylüyorsun anne. Tabii canım. Ama biz neden? Biz yalnız değiliz annem. Sen varsan ben varım. Bizim ailemiz yalnızdı. Biz ailecik. 5 kişiyiz evimizin evet. içinde. 5 kişi de bizim canımız, ciğerimiz, yüreğimiz yani. Biz sadece ailemiz değil. Biz de şu anda yüzlerce ailemiz var bizim şu anda. Evet canlarım. Yani şu anda sizlerle bizim ailemiz çok büyük. Ha bu 5 kişiden ibaret olabilir. Ama yüzlerce ailemiz var. Çok güzelsiniz. Gerçekten hepinizden aldığım motiveyle çok evet. da hoşumuza gidiyor. Çok da hani benim hoşuma gidiyor. Fatma okudukça anne filan kişi böyle yazmış, olan kişi böyle yazmış. Gerçekten evet. çok seviniyorum. Sizi de çok seviyorum dostlarım. Mesela arkadaşlarım geçen de birisi yazmış ki annem hani annemin ayaklarında sorun var ya Azerbaycan'dan bir izleyicimiz ona da kucak dosu öpücüklerimiz. Evet. Jelibon yesin demiş doktoru ona. Ben de hemen koşturdum gittim annedim bak jelibon yediyorlar dedim. Hemen bir jelibon alan gelen bir deneyen dedim. Annem hem de jelibon yediriyor mesela her gün bir tane. İnşallah fayda eder ve ne kadar yemem gerektiğini bilmiyorum ondan. Öyle yazmışlar ama. Mesela ben bir tane yediyorum. Büyük jelibon arkadaş. Böyle timsah şeklinde jelibonlar vardı. Onlardan büyüktü. Birer tane yediriyorum her gün. Dostlarım ben doktora gidiyorum. Gitmiyorum değil. Ama bende bir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. İnanın bana. Aklım artık her şey geliyor. Bende hiçbir şey çıkmıyor. Sende bir şeyin yok diyorlar. Sadece obeziteye bağlıyorlar beni. Evet. İnanın ayaklarımın sızısından, acısından, ağrısından gece yemin ediyorum uyuyamıyorum çoğu zaman. Evet. Hiçbir şeyin yok dedikleri zaman deli oluyorum yani. Ama jelibon yemeye başladım. İnşallah fayda eder. Allah razı olsun söyleyen kişiden de dostlarım. Kalbimi bitireyim de. Tabii. Araba alacak kişilerimiz. Beyaz renkli araba alacaksınız. Beyaz ve açık renkli araba alıyorsunuz. Uğur, Umut, yani U ile başlayan kişilerimiz var dostlarım. Bu kişilerin araba alacaklar. U adında da geçebilir, Umut olur. Yani Ülkü de olabilir, Ülfet olabilir. Böyle kişiler ne olursunuz arabanızın hayrını yapın, kan akıtın dostlarım tamam mı? Trafikte de ağır ağır gidelim. Dikkatli olalım dostlarım. Bakın öyle güzel ki sıkıntı kapılarınız açılmış. Şuradaki bu sıkıntınız kalmış sadece. Ama şüpheleriniz var. Ne olur bu şüpheleri atın. Şüpheyle yaşanmaz dostlarım. Şüpheleri atın. Konuşmanız gerekiyorsa şüphe ettiğiniz kişiyle konuşun annem. Konuşun tatlım benim. Konuşmak en iyisidir ve konuşuyorsunuz zaten. Doğru, doğru. 1, 2, 3, 4. 4 kişilik aile bunlar. 4 kişilik aile var. Bunlara bir kağıt geliyor. Sıkıntılı bir kağıt. Hemen arabanızı birinin üstüne geçirme durumunuz varsa ama güvendiğiniz bir kişi, güvendiğiniz, gerçekten güvendiğiniz. Bakın gerçekten güvendiğiniz bir kişi varsa geçirin derim ama yoksa borcunuzu öderseniz daha rahat edeceksiniz dostlarım. Sıkıntılı bir kağıt geliyor. Arkasında çok güzel gülayor ol, güllü olur, niye oluyor? Gül olur. Böyle. Gülnare. Var çünkü Azerbaycan'da öyle isimler var. Seyircimiz evet. şeyimiz vardı doğru dinleyicimiz. Dostlarım böyle kişiler dikkatli olsun tamam mı? Bir evet. icralık gibi bir durum var. Allah yardımcınız olsun canlarım. Bir tane daha ayrıdan bir kağıt var. Bu evde de 3 kişi yaşıyorlar. Anne baba çocuk olabilir dostlarım. Ne olursunuz dikkat edin. Dikkat evet. edin dikkat edin diyorum dostlarım. Hepinizi öpüyorum. Bir dakika bunu çevireyim ondan sonra. Tamam. Evet, o kocaman balık. Vallahi çok güzel balığınız geliyor, paranız geliyor evinize. Allah cümleten herkese nasip etsin diyorum. Sizi kocaman öpüyorum, kucaklıyorum hepinizi. Fatma'ya devrediyorum dostlarım. Bana gelmiş durumdadır. Evet. Evet hadi canlarım. Bakalım. Ben seni dinleyeceğim şimdi bakalım. Evet tatlışlarım. Bugün Fatma'nın istediği her şeyi aldım. O yüzden neşeli bugün. Bugün sence genel mi açalım, oğlan mı açalım? Oğlak istemiyordu genelde. O zaman arkadaşlarım çünkü çoğunlukta çıktı arkadaşlarım. Oğlak ve yay çoğunlukta çıktı.
O zaman bugün oğlağa bakalım. Oğlağa bakalım. İki gün sonra da başkasına bakarız. İki güne bir bakalım yani biz burçlara. Evet canlarım, annem izleyenin niyetine kahve fanına baktı. Ben de oğlak çoğunlukta çıktığı için, hani yorum yapıyorsunuz altına burcunuzu yazıyorsunuz ya. Oğlak çoğunlukta çıktığı için oğlak burcunun niyetini açalım bakalım. Dilerim hepimizin istediği gibi olur. İstediği gibi çıkar patlılarım. Hepimize de tek tek izleyene özel dinle. Oğlak burçları kaçıp gitmek istiyor. Yani bir kaçış gidiş çıkmış. Güç. Oo, canlarım benim. Çok insan kaçıp gitmek istiyor ama olmuyor ki. Ah canlarım. Biraz bu etkiliyor. Herkesin her istediği olsaydı dünyada hayal edecek bir şey kalır mıydı? Yok, istenecek bir şey kalmayabilirdi yani, değil mi? Doğru söylüyorum aslında. Yani. Evet canlarım, bugün gerçekten çok güzel kartlarınız çıkmış. Oğlak burcuna özel tarot falan bakıyorum. Lütfen çok çok iyi dinleyiniz canlarım. İzleyene özel değil mi? Evet, izleyene özel oğlak burçları. Hem izleyene özel hem de oğlak. Kullanıcılarımıza, abonelerimize, bizi izleyen herkese özel oğlak burçlarını dinlesin. Evet canlarım, tatlışlarım. Ben yüklerimin hepsini kendim taşırım. Ben o kadar güçlüyüm ki diyorsun ya. O bütün dertleri, sıkıntıları tek başıma yüklenirim ben diyorsun. Ama belli bir zaman sonra belin bükülür. Kalkmıyor. Kaldıramazsın. O yüzden sıkıntın varsa, birisiyle bir sıkıntın varsa konuşarak halletmeye çalış. O sıkıntıyı çözmeye çalış. Sıkıntı üstüne bindikçe seni yıkar. Anladın mı? Ruhsal anlamda, psikolojik anlamda yıkılırsın. Evet. Bu yüzden şu sıkıntılarını biraz konuşarak hallet. Yani herkese konuşulmaz. Ha. Kendi kendine de konuşabilirsin. Tamam. Evet. Canlarım, çok kıskanılıyorsunuz. Tüm gözler sizin üzerinizde gibi. Anlatabiliyor muyum? Bakın. Çok kıskanılmak çıkmış. Ya çünkü çok takdir gören, aslında güçlü, böyle başarılı, çalışkan insanlarsınız. Bu oğlak burçlarına özel baktığım için söylüyorum. Kendine güvenen, zenginlik, böyle her anlamda zenginlik, maddi manevi zengin anlam. Yani insan kendini belki de geliştirmişsinizdir, anlatabiliyor muyum? Geliştirmişsin, bu yüzden iradelisin de ve de tüm gözler senin üstünde. Bu yüzden çok kıskanılıyorsun. Nazara çok geliyorsun. Bir kendi, üç elam, üç kul falan okuyabilirsin. Allah'ım sen üstündeki nazarı götür diyebilirsiniz. Bunu yapın. Çünkü çok güçlüsünüz yani. İki güç arka arkaya çıkmış. Yani arkadaşlarım, bir şey var. Hedeflediğiniz bir şey olabilir. Tabii. Gittiğiniz yol doğru yol. Her ne yoldan gidiyorsanız doğru yol diyor kartımız. Özgüveniniz yüksek. Yani çok iyimsersiniz. Herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Fakat etrafınızda keler gibi insanlar var. Bunlara dikkat edin. Sizin enerjinizi, ruhunuzu emebilecek insanlar var. Bunları hayatınızdan çıkarmayı yapabilirseniz, çıkarabilirseniz daha mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Ama gene karar sizin. Tehlikeler var. Bazı tehlikeler var hayatınızda. Bu tehlikeleri atlatacaksınız diyor kartımız. Evet. Çünkü güç sizde, şanslı bir döneme giriyorsun diyor kartımız. İnşallah bütün şanslar hepimize gelsin. Üne kavuşmak, zafere kavuşmak, başarıya kavuşmak, alkışlanmak. Diyecekler ki yani flamayı alenize almışsınız, benim diye gezeceksiniz etrafınızda. Ben başardım diyeceksiniz. Ama dediğim gibi kıskanılıyorsunuz çıkmış arkadaşlarım. Yani kıskanılmak çıkmış gerçekten de. Kendinize gurur duyun arkadaşlarım. Bir kıskanılmak da bir şeyleri başardığınızı gösterir, değil mi? Tabii canım. Ha. Yaptığı iş olabilir, yani giyimi tarzı olabilir, konuşma tarzı, davranış tarzı olabilir. Mutlaka en yakınından biridir kıskanan da zaten. Tabii. Kendinize biraz gururlanın. Tabii. Kendinizi biraz önemseyin. Ben seni dinlediğim için fazla konuşmuyorum da yani çok güzel aslında. Konuşabilirsin, değil mi? Ya anlatışım çok güzel de o yüzden bozmayayım dedim. Evet. Gururlanmak çıkmış. Biraz kendinize gurur duyun. Siz güçlü karaktersiniz, anlatabiliyor muyum? Kimsenin sizi ezmesine izin vermeyin. Böbürlenmeyin. Gurur duyabilirsiniz ama böbürlenmek Allah'a mahsus. Arada çok ince bir çizgi vardır arkadaşlar. Evet, o çizgiyi aşmadığınız sürece gururlanabilirsiniz. Evet tatlım. O çizgiyi aştığınızda artık o iş böbürlenmeye doğru gider. Çocuğunuzla olabilir, yaşta yaptığınız işle olabilir, kendinizde gurur duyabilirsiniz tatlım. Evet.
Çünkü zoru başarmak çıkmış. Artık zor işleri başaracaksınız. Kendinize gurur duyma zamanınız gelmiş. İnşallah hep böyle çalışkan, güzel oluruz. Hepimiz çalışıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizim insanımız çok çalışkan. Gerçekten evet. Bak. Çünkü bir şeylerde zoru başarırken arkadaşlarım istikrarlı olmanız gerekiyor. Mutlaka şu istikrarınızı, kararlılığınızı, azminizi, hırsınızı koruyun. Azimli, hırslı olun ama kendinizi yiyecek kadar hırs da yapmayın. Kendinizi kaybetmeyin evet. Dostlarım, kaybetmeyin. Biraz sağlam zemin üstünde gidiyorsunuz ama sabırlı şekilde gidin. Haldır huldur gitmeyin. Alır alır. Alır alır canım. Sabır önemli. Sabırsız insan başarısız olur. Sabır çok önemli. Ben de sabır etmeyi çok zorluyorum. Acele işi şeytan karışır diye boşuna evet. Diyorlar annem yani. Sabır yani. İnsanı yiyen bir şey. Anlatabiliyor muyum? Fıtı 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 böyle yiyor. Hadi der çünkü. Ama bunun üstesinden gelebildiğin zaman işte başarılı oluyorsun. Evet. Hayalleriniz var. Bunlar gerçekleşecek arkadaşlarım. Hayalleriniz gerçek olacak. Hedeflerinize odaklanın. Her ne hedefiniz varsa bir hedef koyun. O hedefe doğru gidin. Anlatabiliyor muyum? Çalışın, çabalayın, çalışın, çabalayın. O hedefe ulaşmaya çalışın. Çünkü böyle böyle insan kendine bir şeyler katar. Mutlaka, mutlaka da. Evet. Yalnız arkadaşlarım sabır gerekiyor dedim ya. Bakın zoru başarıyorsunuz. Sabırlı olursanız ama henüz daha şartlar olgunlaşmamış. Biraz daha sakinlikle kalın. Biraz daha kendi içinizde düşünün. Hiçbir hamle yapmadan biraz bekleyin. Sabırla evet. Eren goruk helva olur derler dostlarım. Bunu unutmayın hiçbir zaman. Evet. Canlarım bir şeye bir açıdan bakmayın. İki farklı seçenek arasında kalıyorsunuz. Bir şeye iki farklı şekilde yönelmeye çalışın. Bakmaya çalışın, görmeye çalışın. O zaman işte farklı fikirler oluşur kafanızda. Anlatabiliyor muyum? Tek fikir üstüne değil, farklı fikirler üstüne de gidebilirsiniz. Hastalık yaşayanlar var çıkmış aranızda. Hareketsiz mesela bacaklarından sıkıntı yaşayanlar olabilir. Ya bir hareketsizlik kalma çıkmış. Ameliyat olmuş olabilir, olcuk olabilir, kalp hastası olabilir dostum. Evet. Bir türlü hani Allah herkesi şifa versin. Evden çıkamayan olabilir. Mesela böyle yürümekte zorlanan, bacak ağrısı dediğim gibi çekenler olabilir. Yalnız bekleyin biraz daha sabır biliyorum çok zor. Evden çıkamamak herhalde ruhsal olarak çok zor. Gerçekten. Biliyorum. Gerçekten. Evet. Ya okul olmasa emin olun ben vallahi evden çıkmam. Doğru söylüyor. Çünkü evde huzurluyum. Mesela arkadaşım arıyor. Hadi Fatma bugün dışarı çıkalım. Ya ben video çekeceğim ya ben çıkamam. Benim işim gücüm var diyorum. Ondan sonra ben okula gidiyorum kanka yoruluyorum falan. Feşmen de hep geçiştiriyorum. Ya çünkü evde gerçekten hiç dışarı çıkasım gelmiyor. Onun bir Eda'sı vardır bir de Cemile'si vardır. Evet Eda'cığım, Cemile'm, arkadaşlarım az olsun öz olsun dedim. İki arkadaşım vardır. Öyle herkese de arkadaşlık kurmayı sevmem. Evet. Az olsun öz olsun samimi olsun, gerçek olsun. Yani. Arkamdan kuyumu kazacak insan olmasın. Doğruyu yüzüme söyleyecek arkadaşların varsa bir tane bile yeterli. Evet. Arkadaşlarım. Bir bekleyiş var. Bir şeyleri bekliyorsunuz. Keşif yapıyorsunuz. Gözlemliyorsunuz. Plan oluşturuyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Aslında çok ileri görüşlü bir insansınız. Sorumluluk sahibi olmaktan korkuyorsunuz. Şu sorumluluk biraz sorumluluk almak zorundasınız. Mecbursunuz. Çünkü mesela çoğunuz tabii ki de benden yaşça büyük insanlarsınız. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Evet. Ama mesela bu hayata tek başımıza geldik, tek başımıza evet. Da gideceğiz. O yüzden sorumluluklarımızı bilmek zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Biliyoruz da aşamıyoruz bazı sorunlar, sorumluluklar biliniyor. Ama sorunları aşamıyor insanlar bazı zaman. Evet. O zaman da illaki bir destek lazım, bir konuşabileceğin gerçek bir dost lazım. Evet. İnşallah bulursunuz. İnşallah dostlarım. Dostlarım. Çok küçük düşünüyorsunuz. Kendi gücünüzün farkına varın ve daha büyük düşünmeye çalışın. Küçük düşünüyorsunuz. Küçük denizde boğulmayın. Ne demiş atalarım? Boğulacaksan büyük denizde boğul demişler. Evet. Çok severim bu atasözlerini. Tabii atasözlerin katili olabilirim. Damlaya damla tencere senin ki benden kara. Mesela. Öyle şakası diyor. Şaban gibisin aynı. Şakası tabii arkadaşlar öyle gırgırına ancak şamada geçelim diye. Evet canlarım çok güçlüsünüz. Amacınıza doğru adım atın. Şu gücünüzün farkına varın. Evet.
Zirveyi hak eden bir burçsunuz. Zirveyi hak eden bir insansınız. Herkes zirveyi hak ediyor. Ama bu zirveye ulaşabilmek için çalışmak, çabalamak gerekir. Kendine bir şeyler katman gerekir. 50 yaşında olabilirsin, 60 yaşında olabilirsin ama insanların öğrenebileceği daha çok şeyler var. Kızım değil mi? Öyle değil mi? 50 yaşında olabilir, 60 yaşında olabilir. Senin gibi bir arkadaşı da olabilir. 50-60 yaşında bir kişi, benim vardır bak böyle 3-5 tane vardır arkadaşım. Yani 30 yaşında, ben 56 yaşındayım, 30 yaşında arkadaşlarım vardır. Gerçekten hepsiyle de dertleşirim. Hatta dün geldiler bak mesela. Evet. Necdan, Allah razı olsun, arar sorar. Her zaman dursun da Necdan da ayaklarına sağlık. Allah her zaman huzur versin. Evet. Hepsine de hani olabilir, küçük de arkadaşınız olabilir dostlarım, dertleşebileceğiniz. Ama ne olursunuz sırrınızı başkasına verecek kişileri biliyorsanız konuşmayın. Evet. Tamam mı? Evet canlarım. Bir adam var. Bu bir kişi, erkek var. Size bir akıl vermeye, söz söylemeye çalışıyor. Akıl vermeye çalışıyor. Biraz onun sözünü dinleyebilirsiniz ama kendi kafanızda gene tasarlamanız gerekiyor. Dinle. Yapmazsan yapma ama dinle. Evet. Arkadaşlar çünkü kafanı kullan çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Bakın. Kafanı kullan çıkmış. Kafanızı biraz kullanın. Hı hı. Çünkü güçlü bir insansınız. Bakın. Evet. Vurgulaya vurguluyor. Çünkü çok güç. Çıkmış yani. Ben ne diyeyim? Bizim dinleyicilerimiz gerçekten güçlü insanlar. Güçlü karakterler var. Strateji yapmanız gerekiyor. Biraz strateji yapın. Her şeye kendiniz gibi davranmayın diyorum ya. Biraz siz de strateji plan yapabilirsiniz. Böyle yürüyebilirsiniz. Tabii. Herkese açık sözlü oldunuz mu? Her yerde sevilmeyebilirsiniz ben gibi. Ya yapamıyorum, anlatabiliyor muyum? Yapamıyorum. Bana ters gelen bir şey. Hani yutuyorum ya. Allah'ım bak içimi yiyor böyle. İçimi yiyor. Batıyor. Bunu söyle diye bana geliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ben yapamıyorum. Siz yapabilirsiniz yapın. Ne diyeyim? Evet canlarım. Hedefe ulaşman için hiçbir engel yok. Biraz mantıklı hareket et, kendine güven ve de kafanı kullan çıkmış canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum kız. Gerçekten çok seviyorum ya. İyi ki de diyorum ki anneme. Keşke diyorum daha önce açsaymışız anne be. Niye açmadık? Evet. Yani açsaydı oğlum benim korkularımı yenemedim. Allah Allah. Var ya şimdi çok zor. Doğru söyleyecek olunca. Kaktıra annemi dedim ki açacağız bunu, yapacağız anne. Ben sana güveniyorum, sen de bana güveniyorsun. Başaracağız biz bunu. Gel dedim. Yapacağız. Yaptık da Allah'ın izniyle. Şükür, çok şükür yendik ama bir de onayımızı geliveriydi. Çok iyi olacaktı ama inşallah gelir ya. Cuma'ya kadar gelecek zaten. Evet. Oğlak burçlarının bakalım katinası nasıl çıkacak? Aşkı, sevgisi, muhabbeti nasıl olacak? Anam! Şey fırtınalı geçecek. Baykuş çıkmış arkadaşlarım. Mektup çıkmış arkadaşlarım. Kaçak böcek. Evet canlarım. Sizi baykuş gibi izleyen insanlar var etrafında. Baykuş gibi bazı insanlar baykuşu uğurlu görür. Bazıları uğursuz görür. Baykuşun gözleri çok güzeldir ama bak gerçekten. Evet güzeldir. Harika gözleri var. Mesela bilemeyeceğim sizin ruh halinize göre neyi artık yorarsanız bilemiyorum. Ama etrafınızda baykuş gibi sizi gözetti. Böyle acaba ne yaptı bugün? Acaba bunu nasıl yaptı diye insanlarınız var. Öyleleri var. Evet. Arada laf taşıyan insanlar var arkadaşlar. Bu insanlara çok dikkat edin. Sizden alıp başkasına götürüyor. Başkasından alıp size getiriyor. Çünkü siz o kişiden haber alacaksınız. Biraz canınızı sıkan bir haber olabilir. Çünkü uzaktan gelen bir mesaj olacak bu. Belki de uzaktan görüşmediğiniz bir arkadaşınız olur. Birisinden size bir haber gelecek. Arada laf taşıyan aracı sayesinde. Siz aslında eviyle ilgilenen hoş bir kadınsınız arkadaşlarım. Gerçekten ev hanımı, hamarat, elinden her iş gelen bir bayan gözüküyorsunuz. Ev hanım kadar çalışkanlığı var ya. Çok, yalnız şöyle bir kötü bir huyunuz var. Çok kıskanç bir bayansınız. Çok kıskanıyorsunuz. Mesela annenizi de kıskanıyorsunuz. Çocuğunuzu da kıskanıyorsunuz. Veya kocanızı kıskanıyor musunuz? Ben çok kıskanırım. Bu da yapıyor, bu da yapıyor. Arkadaşlarım, benim olan benimdir. Kimseyle paylaşmam. Ya bir yere gitmez, niye kıskanıyorsun ki? Olmaz. Mesela ben annemi çok kıskanırım. Çok kıskanırım, değil mi? Evet canlarım.
Siz çok güç, ya burada da güç çıkmış, dağ çıkmış, gücü işaret eder arkadaşlar bu simge. Güçlü bir karaktersiniz. Tabii. Bu ev hanımı kimse, güçlü bir karaktersiniz. Aniden gelecek darbelere uğramışsınız. Yani aniden darbeler vurulmuş size. Hmm. Sırtınızdan bıçaklanmışsınız. İhanete. Yani her şeye uğramışsınız. Anlatabiliyor muyum? Bu da bir erkek tarafından olmuş. Çok kadın düşkünü. Kaç yaşına gelirse gelsin toy bir erkek olmuş. Özgürlüğüne düşkün bir erkekten darbe almışsınız diyorum. Son karta. Ama gerçekten mutluluğu hak eden bir insansınız. İçinizde umut hiçbir zaman bitmezsin. Güzelliklerle dolu bir insansınız. Her şey yoluna girecek. Canınızı sıkmayın. Ve sizi uzun bir yaşlılık dönemi bekliyor. Yaşlılık döneminiz uzun uzun olacak. Uzun bir ömür gözüküyor. İnşallah sağlıklı, saatli, mutlu, huzurlu bir ömrünüz olur canlarım. Tatlışlarım. Son iki kart çekilir diyen biri vardı. Çekilecek mi? Hayır. Çekmeyecek. İyi. Ay bekle, ha tabi bunun içine girmemesi tabii, gerekir. Tabii Oğlak Burcu zaten... Genelde çekelim, bekle tamam mı hayatım? Sen bizi takip onları, et. Onları mesela hani bana da kart çeker misin diyenler müsaitlik durumuma göre genel açılımlarda yapmaya çalışıyorum canım. Çünkü... Bir gün biz onlar için ayrıdan çekelim. Evet, evet onu düşünüyorum. Gerçekten bak. Oğlak Burcu'na özel bakalım dişin enerjiyi, enerjiniz nasılmış bir bakalım canlarım. Tamam. Evet canlarım, kendini... Sevdiğin için kendine iyi bakıyorsun ve kendi önceliğine oluyoruz. Ya kendi önceliğin olması gerektiğini bilen aklı başında insanlarsınız. Gerçekten Oğlak Burçlarını seviyorum ben. Aklı başında davranan insanlar. Dengeli davranıyor. Evet. Kendinizi sevin arkadaşlarım. Siz kendinizi sevmediğiniz sürece kimsenin de sizi sevmesini beklemeyin. 2-3 gün seviyor gözükür. 4. gün bak bu kendini zaten sevmiyor. Ben evet. Niye seveyim diye evet. Düşünür. Evet, yapmayın bunu. Evet. Kendini inançların boğucu sınırlarına hapsetme. Yeni şeylere açık ol demiş. Kendini bir şeye odaklıyorsun. Etrafın bir ne der? Oğlu komşu ne der? Acaba kötü mü bu? Ne derse desin hiç takma. Sen ne istiyorsan onu yap canım benim. Ne evet. İstiyorsan. Aklında bir şey, bir fikirler oluşturuyorsun ve o fikirleri kendine hapsediyorsun. Hareket alanını kısıtlıyorsun. Bunu yapma. Yeni şeylere açık ol demiş kartımız. Yeni şeylere tabii. Açık olalım tabii. Derim. Sabrediyorsunuz. Bakın sabrediyorsunuz. Sabrınız ödüllendirilecek arkadaşlarım. Görüyor musunuz? Sabrınız ödüllendiriyorlar. Sabır gerçekten zor bir şeydir ama güzel bir şeydir. Çok ne zor. Demiş? Sabırla eren koruk helva olur. Helva olur demişler. Atalarımız demiş. Ne güzel demişler. Bunu burayı halletmedi. Şükür. Tamam da meğer sevgi benden karar. Evet. Her yanı büsbütün hizalı gökkuşağı gibi ışık yayıyorsunuz. Arkadaşlarım herkese mavi boncuk veremezsiniz. Herkese eşit davranamazsınız. Herkese eşit davranırsınız. Fakat herkes o eşitliği hak etmez. Anlatabiliyor muyum? Herkes bakın. Herkes kendi yerini kendisi belirler. Annem bendeki yerini kendi belirler. Veyahut da bir başkası kendi yerini, bendeki yerini kendisi belirler. Bana iyi davranırsa, benimle iyi geçinirse, bana iyi annelik mesela yaparsa ben de buramda taşırım. Anlatabiliyor muyum? Burada herkese hitaben söylüyorum. Bazısı diyor ki bana benim annem çok kötü diyor. Ha, işte diyorum ya bakın. Herkes kendi yerini kendisi belirler. O yüzden siz iyi olursanız belki de etrafınızda kötülük yapacak insanlar çok ama... İyi olmaktan vazgeçmeyin canlarım. Evet, kim ne derse desin siz iyi olmaktan vazgeçme. Balık bilmezse alık bilir demişler. At denize unut gitsin o iyiliği artık. Ben de artık bu kafadayım yani atıyorum denize iyiliğimi unutuyorum. Yoksa sinir, ben gerçekten çok sinirli bir insanım. Sinir kaldıramıyorum artık diyorum ve canlarım, tatlışlarım bugün hepinizi kucakladık. Evimize hoş geldiniz dedik. Hepinizi çok seviyoruz dedik. Hoş geldiniz güle güle. Geçen gün abamın çocuğu geldi diyor ki kapıyı açtım hoş geldin güle güle. Kapıyı bir kapattım. Şaşırdı kaldı bana. Evet canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonu basarsanız çok mutlu oluruz. Lütfen bize abone olun. Biz anne kız bir şeyler yapıyoruz. Lütfen bize bizimle birlikte yol yürüyelim. Bizi destekleyin. Siz bizim ailemizsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Ve sözü anneme bırakıyorum.
Aldım ben de. Dostlarım. Gerçekten tanıyan tanımayan destek olursa, ben olmaya çalışıyorum gerçi, seyrettiğim herkese abone olmaya çalışıyorum, destek olmaya çalışıyorum. Tabii ki bir emek sarf ediyorlar hepsi de. Evet. Siz de bizlere olursanız, destek olursanız biz çok seviniriz. Sizi çok seviyoruz. Huzurlu, mutlu, nasıl diyeyim? Yılbaşı geçirin. Varlıklı bir ömür geçirin diye dua ediyorum. Hoşça kalın dostlarım. Hoşça kalın.